Nelson'a üst üste transfer teklifleri. Galatasaray'da Victor Nelson'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı Kırmızıların geçen yıl kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Danimarkalı stoper için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Nelson için İngiltere'den iki kulübün karşı karşıya geldiği öne sürüldü. İşte detaylar. Sarı Kırmızılara geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Victor Nelson'a da her geçen gün başka bir takım talip oluyor. Tottenham, Arsenal ve Borussia Dortmund'un istediği bilinen 24 yaşındaki oyuncu için flash bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. A Spor editörü Mehmet Göksel Taşova'nın Danimarka basınından derlediği haberlere göre Premier Lig ekibi Wolverhampton, Victor Nelson'la ilgileniyor. Wolves, transfer döneminde Connor Cody'yi Leicester City'ye 8.7 milyon euroya sattı. Aynı zamanda Nathan Collins'i de Brentford'a 26.85 milyon euroya gönderdi. İki stoperini 35.5 milyon euroya gönderen İngiliz ekibinin bu bölgeyi Nelson'la güçlendirmek istediği belirtildi. Aslan'ın bu transfere sadece serbest kalma bedeli olan 25 milyon euroya karşılık izin vereceği aktarıldı. Galatasaray, Eyüp Aydın'ı resmen transfer etti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubundan mücadele edeceği Alman devi Bayern Münih'ten genç oyuncu Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı. Transfer ilişkinin kapı açıklaması da gerçekleştirildi. Transfer sezonunun en hızlı takımlarından Galatasaray ard arda transfer bombalarını patlatmıştı. Sarı Kırmızılılar Icardi'nin bonservisini Paris Saint Germain'den aldıktan sonra kadrosuna Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Angelinho, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Siracan Naz, Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Sete, Hakim Ziyeh, Ndombele ve Davinson Sanchez'i dahil etmişti. Galatasaray'ın yeni transferi Eyüp Aydın oyun stiliyle Almanların ünlü yıldızı Toni Kroos'a benzetiliyor. Bayern Münih formasıyla U17, U18, U19 ve Regional Liga Bayern'le toplam 63 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu söz konusu maçlarda 4 kez de rakip fileleri sarsmayı başardı. Takım arkadaşlarına 10 kez gol pası veren genç yetenek bu sürede 13 kez de sarı kart gördü. Bayern Münih'i Galatasaray korkusu sardı. Jürgen Klinsmann'dan flaş açıklamalar. Alman futbolunun efsane golcülerinden Jürgen Klinsmann, Şampiyonlar Ligi A grubunu değerlendirdi. Şu an Güney Kore milli takımının hocalığını yapan ve geçmişte Bayern Münih'te hem oyuncu hem de teknik adam olarak görev alan Klinsmann'a göre grupta her şey olabilir. Ünlü futbol adamı Bayern ve Timbom'un yanı sıra Manchester United'la Kopenhagen'da yer aldığı grupla ilgili olarak zor bir grup. Kağıt üstünde Bayern Münih ve Manchester United önde gözüküyorlar ancak Galatasaray'ın da olduğu grupta onların işi hiç kolay olmayacak ifadelerini kullandı. Galatasaray'ı da değerlendiren ünlü futbol adamı, Galatasaray Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri. Güçlü bir takım. Mauro Icardi gibi önemli bir golcüye sahipler. Çok beğendiğim ve son derece kaliteli bir futbolcu Icardi. Özellikle Galatasaray'ın iç saha taraftar desteği oldukça fazla. Oyunculuk kariyerimden de bildiğim için Galatasaray Almanya'ya geldiğinde de hiç yabancılık çekmeyecektir. Muhtemelen Münih'teki karşılaşmada tribünde 35 bine yakın Türk taraftar olacaktır. Almanya'daki Türklerin onları yalnız bırakmayacağından eminim. Almanya'daki maç da zor olacak, diye konuştu. Muslera'dan 16 yıl sonra bir ilk. Galatasaray forması altında 13. sezonunu geçiren Fernando Muslera yeni sezona da harika girdi. Ligde ilk 3 maçta kalesini gole kapatan Uruguaylı file bekçisi yeni bir ilke imza attı. Muslera ligin ilk 3 haftasında kalesini gole kapatarak Timbom'da ilk kez bunu başardı. Ayrıca Muslera sadece kendisi adına değil kulüp adına da 16 yıl sonra ilk 3 maçta kalesini gole kapatan ilk kaleci oldu. Son olarak 2007-2008 sezonunda Aslan'da bu durumu Orkun Uşak başarmıştı. 37 yaşındaki eldiven Şampiyonlar Ligi elemelerinde de son derece başarılı bir performans sergiledi. Muslera başta Molde maçları olmak üzere oynanan hemen her maçta altın değerinde kurtarışlar yaptı. Uruguaylı Yıldız'ın Galatasaray'la olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecek. Mustafa Muhammed Fransa'da şov yapıyor.
4 lig maçında 4 kez rakip fileleri havalandıran Mısırlı forvet Mustafa Muhammed gol krallığında zirvede. Yıldız Santrafor bu süre içinde takımının attığı 5 golün 4'üne direkt katkı verdi. Ancak Nant 25 yaşındaki futbolcunun üst düzey performansına rağmen 4 maç sonunda 2 puanda kaldı. Nant, Galatasaray'a Mustafa Muhammed'in bonservisi için 5.750.000 euro ödemişti. Galatasaray ise genç yıldızın bonservisini almak için Mısır kulübüne 4.5 milyon euro ödemişti. Mata'nın yeni takımı resmen açıklandı. Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Juan Mata'nın yeni takımı resmen açıklandı. Geçen sezon iddialı bir kadro kuran Galatasaray, pastanın çiliği olarak adlandırılan transferlerden biri olarak İspanyol orta saha oyuncusu Mata'nın peşine düşmüştü. Manchester United'da sözleşmesi sona eren Mata, Galatasaray'ın yapmış olduğu teklifi kabul ederek sarı kırmızılı formayı giymişti. Bir yıllık opsiyonla 2 yıllık anlaşmaya varılan Mata, Galatasaray'dan yıllık 1.9 milyon euro net gelir elde etmişti. Ancak İspanyol yıldızın performansının teknik direktör Okan Buruk tarafından beğenilmemesi üzerine sezon sonunda opsiyon kullanılmadı ve Mata serbest futbolcu oldu. Kariyerinde toplam 13 kupası bulunan Juan Mata, bir Dünya Kupası, bir Avrupa Şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 2 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 U21 Avrupa Kupası, 1 U19 Avrupa Kupası ve 1 Türkiye Süper Lig Kupası kazandı. 2014 yılında İspanyol yıldız 44 milyon euro karşılığında da Manchester United'a transfer olmuştu. Iniesta, David Villa, Boyan Krkić ve Serge Samper gibi yıldız futbolcuların da bir dönem oynadıkları Japon takımı Vissel Kobe, Mata ile resmi sözleşme imzaladıklarını resmen açıkladı. Juan Mata Galatasaray'da geçen sezon ligde çıktığı 16 maçta 3 gol atıp 1 de asist yapmıştı. Avrupa Galatasaray'ın transferlerini konuşuyor. Galatasaray yaptığı transferlerle dünya çapında ses getirdi. Geçen sezon kadroda yer alan ve taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi'nin bonservisini alan sarı kırmızılı Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez, Tete, Kerem Demirbay, Angelinho ve Cedric Bakambu gibi yıldızları kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekti. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başaran sarı kırmızılılar Bayern Münih, Manchester United ve Copenhagen'la A grubunda bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Yıldızlarla dolu bir kadro oluşturan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grubu ilk iki sıra içerisinde tamamlayarak bir üst tura çıkmak istiyor. Galatasaray'ın yeni kadrosu Avrupa'da da yankı buldu. Francis Foot Mercato, Galatasaray Avrupa'yı çılgına çevirdi başlıklı bir haber yayınladı.